Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, uzun zamandır kanalımla ilgilenememiştim. Girdiğim zaman birçok soru geldiğini gördüm. Elimden geldiğince soruları yanıtlamaya çalışacağım. Genellikle Etsy ile ilgili soru gelmiş. Etsy ile uzun zamandır ilgilenmiyorum açıkçası. Başka konulara yoğunlaştım. Ama e, unutmadıysak aklımızda kaldığı kadarıyla sorularınızı cevap vermeye çalışalım. E, başlayalım. Etsy mağazanızı incelememi ister misiniz videosuna? Merhaba benim mağazamı inceleyebilir misiniz? Yeniyim ve satışım yok demiş arkadaşımız Elnur Avşar. Ee, şeyin kanalınızın yani Etsy dük dükkanınızın ismini yazarsanız inceleyelim. Satışlarınız artmıyorsa buraya dikkat demiş. Selamlar arkadaşlar. Etsy dükkan açmak isteyip fakat hiç uğraşamam diyen varsa ben açıp anahtar teslim ücreti mukabil hizmet veriyorum. Benim hali hazırda iki dükkanım var. Başka dükkan açmaya devam ediyorum. Çok tavsiye etmem. Çünkü e, o süreçleri kendinizin halletmesi daha mantıklı olur. İlerleyen zamanda illaki sorunlar çıkacaktır. E, siz o süreçleri kendiniz halletmediğiniz sürece sorunun nerede çıktığını bulamazsınız e, ve takılıp kalırsınız. Sıfırdan kendiniz başlayıp e, dükkan açmaktan e, ürün listelemeye kadar her şeyi kendiniz yapmanızı tavsiye ederim. Tabi bu arkadaş böyle bir hizmet sunuyormuş. İsteyen varsa da kendisiyle iletişime geçebilir. Ee, Fatih Sultan Mehmet Han'ın fedaisi demiş ki al, e, yap dene olumlu olumsuz video yap insanlar son parasını yatırır tutmazsa bunalıma girer yap uygula olumlu olumsuz video çek hem izlemen çok olur hem de insanlarla fayda olur. Sanırım bana mı demiş bilmiyorum. Bana demişse ben zaten videolar yaptım, kanalda var. Çok faydalı bir bilgilendirme, teşekkür ederim. Neden olmasın dedirtiyor insana demiş. Tabii ki denemekten zarar gelmez. Dene, olmazsa olmaz veya bir daha dene, bir daha dene. Kaybedeceğim bir şey yok. Evde oturduğun yerden yapabileceğim bir şey. Ben evde epoksi reçine özel tasarım ürünler yapıyorum. Acaba buradan satılır mı? Epoksi reçine ne olduğunu bilmiyorum açıkçası ama özel tasarım evde yaptığın her şey satılabilir zaten. Önemli olan çok ağır. Olmazsa iyi olur. Çünkü kargo gibi konular işin içine girecek. Kendin evde tasarımını yaptığın, sana ait, tasarımı sana ait olan her şey burada satılabilir. Amaç da budur zaten. Evden insanların bir şeyler üretip satmasına aracılık eden bir site bu. Yapılabilir. Hocam hem dijital hem başka bir ürün satabilir miyim hesabında? Satabilirsin tabii ki. Ama şöyle düşün. Bir dükkana giriyorsun. Hem çorap var, hem don var, hem e, elektronik saat var, cep telefonu var. Bu esinin çok hoşuna giden bir şey değil. E, senin bir konseptin olmasını istiyor. Olmazsa iki tane Etsy açabilirsin. E, veya başka bir arkadaşınız başka bir iş yapar, siz birini. E, hem alakasız şeylerin aynı dükkanda bulunması satışları azaltıyor diye bir zamanlar öyle bir şey aklımda kalmış. Ben de benzer bir şekilde bilgilerin hatalı olduğunu düşünüyorum. Dördünde çıkan 729 TL'lik bir Swift hala geçmedi hesaba zaten. Hesap bilgilerini girerken Swift kodu direkt internette gibi kopyalayıp mı giriyoruz? Bir de isim konusu isim bölümüne bankadaki hesap adını mı giriyoruz? Yoksa kendi ad soyadımızı son olarak banka adı banka adını ne şekilde girmemiz gerekiyor? Sizin bu hatalı işlem için paranın geri dönüşü kaç gün sürdü? Merak ettiklerim bunlar yanıtlarsanız çok sevinirim. Burada e, ismimizi veya banka bilgimizi yanlış girersek ne olur gibi bir video vardı. Onunla ilgili yazmış arkadaşımız. Bununla ilgili ayrı bir video çekmiştim ve paranın ortalama yanlış hatırlamıyorsam 2 hafta sonra tekrardan hesap bilgilerimi, adımı ve banka bilgilerini düzenledikten sonra 2 hafta içerisinde hesabıma yattığını belirtmiştim. O videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Kanalda Etsy oynatma listesine tıklarsanız orada bilgiler var. Bankanın bilgisini atıyorum. Ziraat Bankasıysa Google'a TC Ziraat Bankası yazın. Orada resmi bir isim çıkıyor uzun. Onu kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Adınızı, kendi adınızı yazacaksınız. IBAN bilgilerinizi gireceksiniz. Yani çok IBAN'ı yazdıktan sonra adınızı da doğru yazdıktan sonra bankayı bir şekilde buluyor. Ben öyle gördüm. Öyle hatırlıyorum. Başka bunda dikkat edeceğiniz ne olabilir? Swift kodu var. İşte Ziraat Bankası Swift kodu yazdığınız zaman çıkıyor, öyle değişik bir numara çıkıyor. Onu yazacaksınız. Hatalı yazarsanız Etsy, o videoda anlatmıştım. Gönderiyor. Hesabınıza aktarıldı diyor, para hesabınıza gelmiyor. Bir süre sonra size bir mail daha geliyor. Banka bilgilerinizin yanlış olduğunu tespit ettik falan diye. Bu arada para tekrar Etsy hesabınıza geliyor. Sonra da banka hesabınıza yatıyor. Yani korkmayın, yanlış yaptıysanız düzeltme imkanı var. Merhaba demiş. Merhaba. Aynı arkadaş. Merhaba ben Etsy mağazamı Ağustos sonu gibi açtım. Bir tane Eylül'de bir tane Ekim ayında satışım oldu. Şimdi de Etsy bana hesabımda para yolluyor. Aylık ödensin bölümünü seçmiştim ama bende 42 TL değil 66 TL kesilmiş. Onu anlayamadım. Bilgisi olan var mı bu konuda? Acaba mağazamı incelemesi için yazacaktım ama baktım kimse yazmamış. Yorumlar çok az. Aynen fazla yorum yapan olmamış. Bir tane arkadaş yazmış. Mağazanızı incelememi ister misiniz videosuna? Fark etmez. Bir kişi de olsa siz de yazabilirsiniz. Ee, Etsy mağazanızın ismini yazın. İnceleyelim. Ha soruya gelirsek Ağustos sonu gibi baştım falan satışlar var. Ee, 42 lira değil 66 lira kesmiş. O başka bir kesinti yapmıştır. Normalde 42 lira kesiyor 600 TL'nin altındaysa e, gönderim sırasında 42 TL'sini kesiyor. Bazen e, çeşitli kesintiler olabiliyor. O e, hesap detaylarını incelerseniz orada başka bir e, kaç 24 TL'lik falan bir kesinti daha görebilirsiniz diye düşünüyorum. Bilgilendirirseniz sevinirim. İlk ayımda diyelim 3 dolarlık satışım oldu. Kesim günü geldiğinde 42 TL kesinti yapıyor ya. Hesaba aktarım ücreti 42 liranın altında kalırsa bir ay içinde ciromuz ne olacak? 50 liranın altında kalırsa hesabınızdaki ücret zaten aktarmıyor. En az 50 lira olacak. 50 liranın üstündeyse 42 lirasını kesiyor. E, ee, masraflarınız olabilir. 3 dolarlık satışım olursa diyorsun. Kesim günü gelmeden zaten masrafın varsa masraflarını da kesiyor. Ve kesim sonucunda 50 liranın altında mı üstünde mi ona bakıyor. Yani aylık dediniz mesela. Bir ay sonunda 50 lirası var mı bu adamın diye bakıyor. Veya günlük dersen günlük bakıyor. Yeni başlayan arkadaşlar için günlük haftalık değil aylık ödemeyi seçmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü küçük küçük paralar atıyorum 50 lira Birikti hesabınızda gönderdi adam size 40 lirası gitti Gerek yok belki ay sonunda 600 liraya geçme şansınız olur Böylece hiç kesinti yapmadan kurtarmış olursunuz e, Bu soruyu cevaplamış olduk mu? 40 liranın altında kalırsak evet kesmiyor dedik Ali için Ali Öncel. Merhaba Hocam Merhaba iki haftadır Etsy hesabında satış olmasına rağmen depozit sıfır gözüküyor. Neden olabilir biliyor musunuz? Bir de banka olarak Türkiye Cumhuriyeti ziraat yazıyor. Sizde de zat yazıyor. Acaba benim o sorun olabilir mi? Yanıtı bilmemişiz. Ay sonuna doğru gösterir. Doğru. Ay sonuna doğru gönderir. Yeni başlayan arkadaşların satışları yansıması hesaba yansıması biraz vakit alabilir. O yüzden siz satışlara odaklanın. Etsy paranızı yemez yani merak etmeyin ziraat yazıyor. İşte dediğim gibi Google'a Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası yazın. Orada tam bir isim çıkıyor. Onu yazarsınız. Olur. Umut 007. Selamlar. Etsy üzerinden 5 adet ürün sattım. Your current balance is artı bakiyede fakat available for deposit 0. Bir türlü buraya geçmiyor. Dediği gibi yeni başlamış olabilirsin. Başka bir sorun olabilir. Zamanla Etsy zaten bir sıkıntı varsa sana mail atar, uyarı yapar, bir şeyler yapar. Ama kolay kolay bir hata yok. Olmaz bu aşamada. Sıfır göstermesinin sebebi yeni başlamanız olabilir büyük ihtimalle. Turunculu sanat. Merhaba ben bu işe gireceğim. Yalnız kredi kartım yok. Sadece banka kartla giriş yapabilir miyim? Yapamazsın. Çünkü Etsy senden bir kredi kartı istiyor. Bir de hesap numarası istiyor. kredi kartından senin ona olan borçlarını yani onun senden alacaklarını kesiyor. Onu garanti almak istiyor. Hesap numarasında bunu yapamayabilir. Hesap, hesabında para yoksa Etsy borcunu alamayacağı için bunu kabul etmiyor. Direkt borçları sana yansıtıyor. Örneğin reklam verdin reklam verdim verdim verdin ay sonunda çat sana borç olarak yansıtıyor kredi kartından çekiyor ama hesap hesabında para olmasaydı etsi bunu alamazdı. O yüzden hesabında olacak kendi adına, kredi kartında olacak kendi adına. Makbule Demir. Merhaba ben evde makrome salınacak bebeği Bebek kes, bebek beşiği pardon. Kedi yama kedi yani niye okuyamadım ben bunu? Bebek beşiği kedi hamalı yapıyorum. Çanta nasıl satabilirim? Hepsini satabilirsin işte gösterdik videoda e, listeleyeceksin. Önce bir hesap açacaksın. E, şey yapacaksın. Ürünlerin fotoğrafını çekip bilgilerini yazıp e, çıkacaksın piyasaya. Satabilirsin tabii ki. Makroma özellikle çok satılıyor. Videoda işlemişizdir sanırım. eski mağazamızdan paranızı banka hesabına nasıl aktarırsınız? Videosunda Hüseyin Nuri Topuk. Açmamız gereken banka hesabımız ticari, ticari banka hesabı olmalı mı? Hayır gerekmiyor. Esnaf muafiyet belgesi alırsak eğer ticari banka hesabı almamıza gerek olur mu? Bu sorunun cevabını bulamadım. Aynen. Bu soruyu, bu konuyu ben de çok araştırmıştım zamanında ee, Siz esnaf muafiyet belgesi almaya gittiğiniz zaman sanırım size bir hesap, banka hesabı açmanızı istiyorlar. Belki o ticari banka hesabı olması gerekebilir. Onu bankacılar biliyordur. O belgeyle gidip hesap açarsınız ve olur. Ama normal şekilde ilk Etsy'ye başlarken herhangi bir e, ticari banka hesabınız falan olması gerekmiyor. Normal banka hesabınızla devam edebilirsiniz. TC, TC, TC. 30. Hocam elimizde birçok yeşil çay çeşidi var. Yurt içine satıyoruz ama yurt dışına da satmak istiyoruz. Alıcılar da var ama böyle tek tek kargo ile göndermek istemiyorum. Acaba onun için böyle bir satış sitesi oluşturabilir miyiz? Oluşturabilirsin tabi Hazır oluşturulmuş bir site var. Bunu sen gayet güzel kullanabilirsin. Ee, işin şey tarafı yeşil çay, yeme içme gibi ürünlerde biraz etsinin prosedürü fazla oluyor. O sizin biraz başınızı ağrıtabilir ama tabii ki de satabilirsiniz. Listeleyin, deneyin, görün, dönüt alın. O sizi zaten zamanla yönlendirecek belge istiyorsa belgesini bulursunuz. Yiyecek içecek konusunda biraz daha prosedürler var ama Yapılabilir ee, Yurt dışına satmak istiyoruz tamam şeyleri tek tek kargo ile uğraşmak istemiyorsan e, bu sistem senin direkt otomatik önüne düşecek. Siparişin var paran alınmış tek yapman gereken kargolayıp göndermek olacak. Elden satmaktan iyidir diye düşünüyorum. Etsy'den paramızı çekmek videosuna Abdülmu Abdülmuin Olabi. Merhabalar. Banka ülkesi olarak Almanya'yı seçtim. Türkiye olarak güncelleme yapmak istiyorum fakat olmuyor. Nasıl yapabilirim? banka bilgilerine girdiğiniz zaman oradan yapılabiliyor olması lazım. Hiç böyle bir durum karşıma gelmedi ama ülkeyi seç, ne bileyim bankanın adını seç. O seçenekler değiştirilebiliyor olması lazım. Hiç olmuyorsa Etsy Müşteri temsilcilerine bir mail atarak durumu bildirirseniz sadece bu konuyla ilgili değil Biz konuda takıldınız, çözemiyorsunuz her türlü e, pek böyle güzel cevaplar vermiyor ama gene de bir mail atmakta fayda var. Dulhan Kalaycı. Merhaba para yatırma planını her gün olarak seçtim ama hesaptaki para hesaba geçmiyor eksik bir şey mi yapıyorum acaba? Para miktarı çekebileceğim miktardan az olabilir. Örneğin 50 TL'den az olabilir. Ee, başka? Banka veya... Kişisel bilgilerin yanlış olabilir. Banka sana parayı, geç o zaman gönderdim size diye parayı transfer ettik diye o hesap dökümünde gözüküyor. Öyle olmadığını düşünüyorsak e, yenidir hesabınız. Anca biraz zaman alabiliyor ve ve available Deposit'te yani orada e, gördüğünüz rakam sıfır olmamalı. Bazen e, aşağıdaki rakamları karıştırıyorsunuz. E, size yatırabileceği rakamı en üstte yazıyor. Available deposit diye geçiyor. O sıfır olmaması gerekiyor. İsim kısmında büyük ya da küçük harf fark ediyor mu etmiyor diye hatırlıyorum ama e, o İngilizce Türkçe harflerin karışmaması için e, o harfleri küçük harflerle yazarsanız iyi olur. Hepsini küçük yazmakta fayda var. Büyük harfte küçük harfle girmeli mi? Ben de ödeme alamıyorum hesabımda para olmasına rağmen. Aynı durum olabilir. Jim Jones. E, yeni kullanıcı olabilirsin. Zaten adam sana parayı gönderdiyse ve alamadıysan uyarı yapıyor veya para hesabınıza transfer edildi yazısını gördünüz mü? Bu önemli. Gördüyseniz ve gelmediyse sorun var demektir. Ben kredi kartı kullanmıyorum. Funda Gürpınar. Banka kartın bilgilerini girsem para oraya yatmaz mı? Parayı size yatırabilir. Parayı yatırmakta kredi kartı istemiyor. Parayı yatırmak için sizin adınıza bir hesap hesap istiyor ama siz hesap açarken daha doğrusu Etsy'de mağaza açarken kredi kartı istiyor. Kredi kartınız olmadan zaten o aşamaya gelemiyorsunuz. Merhaba yeni dükkan açtım ilk 15 ilk günde 2 günde 15 satış yaptım tebrikler ama depozit bölümü 0 dediğimiz gibi yeni kullanıcısınız olabilir zaten bunlara cevap vermişiz herhalde en son sanırım buralarda cevaplar yazmışız zaten yeterli arkadaşlar 12 dakikalık bir video oldu merhaba yaş sorum olacak Etsy Payments için 18 yaş sınırı var mı güzel soru ee, bir kontrol et dostum onu hatırlamıyorum seni yanlış yönlendirmeyeyim. Genelde ödeme için 18 yaş sınırı isterler. Ee, mağaza açmak için gerekmeyebilir ama ödeme almak için gerekebilir. Onu Etsy Payment şeylerden e, sitesinden bir girip kontrol edersen daha faydalı olur yanlış yönlendirmeyeyim. Genelde bundan öncekilere cevap vermişiz arkadaşlar ya. Yine sorularınız olursa e, bir video yaparız sorularınızı cevaplıyoruz şeklinde. Daha bu videonun altına direkt sorularınızı yazarsanız e, cevaplamaya çalışırız. Ben de Etsy ile çok fazla ilgilenmiyorum açıkçası. O kuralları, kanunları, her şeyleri öğrenmiştim ama başka konulara yöneldim. Ama sizin sorularınızı da böyle bir cevaplamak istedim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.